Ormanda mucize. Güneşli bir sabahın ilk ışıkları Mırnav ormanını altın bir dokuya bürümüştü. Küçük ayı mucize gözlerini yeni bir güne açtı. Onun gözleri parlıyordu. Bugün özel bir şey olacağını hissediyordu. Mucize ormandaki dostlarıyla oynarken bir yavru kirpiye yardım etti. Kirpinin dikenleri arasına bir çiçek takılmıştı. Mucize dikkatlice çiçeği çıkardı ve kirpi minnettar bir şekilde "Teşekkür ederim," dedi. Gün batımına doğru mucize bir göl kenarında parıldayan bir taş buldu. Taş tıpkı mucizenin gözleri gibi parlıyordu. Onu hafifçe dokundu ve birdenbire orman aydınlandı, tüm canlılar mutlulukla dans etmeye başladı. Mucize bu taşın bir dilek taşı olduğunu fark etti. İçtenlikle bir dilek tuttu. Dileği ormanda barış ve mutluluktu. Taş ışıldadı ve mucize hissetti ki dileği gerçek oluyordu. Ertesi sabah mucize uyanır uyanmaz güzel değişiklikleri görmeye başladı. Ormandaki tüm canlılar birbiriyle daha iyi anlaşmaya başlamıştı. Herkes paylaşıyor ve sevgiyle davranıyordu. Mucize, mucizevi taşı ormanın kalbine götürmeye karar verdi. Ormanın koruyucusu olan yaşlı baykuş, bürümüş, mucizeyi gördü ve ona gülümsedi. "İyi iş çıkardın, küçük ayı," dedi bürümüş. Böylece mucize ve onun mucizesi Mırnav Ormanı'nın efsanesi oldu. Orman canlıları hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşamaya devam ettiler. Mucize ise her zaman minik bir kahraman olarak anıldı. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.